Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben bu kadar alaka ve ilgi çekeceği bir dersi tahmin etmiyordum. Gaflet dersi. Bayağı rağbet bulmuş. Çok ama. Ben rağbet buldu dediğimse demek ki bayağı diğerlerini ben zannediyorum kader, Allah'ın ispatı, felsefe ve din. Onlar çok olacağını diyor. Ben çok önemsiyorum. Halk o kadar önemsemiyor onu. Gaflet mesela adam bir ders yapıyorsun. Yani bir bakıyorsun ki zirveler elde. Tuhafıma gitti. Başımızın belası gaflet hocam. Ha, başımızın belası da. Acayipime gitti yani. Kader yapıyorum veya felsefe din. Ya bunu adam çıldırması lazım ya. Böyle hulasa, felsefi alıyorum ruhunu. Buna karşı dinin cevapları. Ya bu seminerlerde senelerin kitapları malzemeyle bu mümkün. Felsefenin ruhunu bilmem gerekiyor. Dinin hikmetini de bilmem lazım ki karşılaştırayım. Bir saat ders ama 40-50 senelik malzemen gerekiyor. Biraz üst düzeye hitap ediyor hocam. Çok evet. Diğeri genelde herkesin sorunu. Ben de öyle zannettim Mehmet. Yani ya arkadaş ben felsefenin ruhunu felsefe diyelim ki yanlışlık nedir? İki doğru arasındaki ara boşluktu felsefedir. İnsan nedir? 20 çeşit tarifi var. Biz dedik onu hulasa ettik. Olmakta olandır. Yani olabilme her şey olabilirken şu anda olmakta duran ve olmaya devam eden olmakta olandır. Felsefe bir cümle söylüyorsun veya cümleler peki bir derste ya adamların inan 10 tane kitap okusan bu kadar hulasa bulamazsın. Cömert davranmıyorlar. Mesela piyasada psikolojiyle alakalı samimi söylüyorum benim arkadaşlarım. WhatsApp'ta efendim şeylere üye olan profesör de var, doçent de var. Şimdi bir tanesi diyor ki nereden bilecektim bunu? Abi diyor bir tanesi. Doktor bu. Doktor. Abi diyor. Acayip adamlar var diyor. Dev dev marka isimleri. Kitabını alıyorsun diyor. Kitabını alıyorsun. Kendisi bir hastanede psikolog. Psikiyatrist veya bilmiyorum. Yok psikiyatrist değil galiba. Aile danışmanı olduğuna göre psikologdur. Marka adamların kitabını alıyorsun diyor. Alıyorsun kalemi. Belki de 10 tane sana lazım olacak cümleyi ancak buluyorsun veya bulmuyorsun. Ben diyor yeni çıkan psikoloji sabaha kadar dinliyorum dedi. Notlarım belki dedi en az 50 sayfa 40 sayfa not alıyorum dedi. Yani şey için söylemiyorum cömertçe davranılıyor ama niye peki hem de hızlı konuşuyorum. Sebebi depo fazla olduğu için çabuk atayım. Eğer depoda az varsa sırayla koyacağım ki bir saate yayayım 10 tane bilgiyi. Ben 100 tane bilgiyi bir saate nasıl yayayım diyorum. Ya zenginlikten geliyor elimde kaynak çok güç. Şimdi 10. notanın mevzusu içerisindeki gaflet çok ilgiyi çekti. Ondan uzattım. Ama şunları görüyorsunuz ve bunların çoğusunu okumuyorum size. Mümkün değil yani gafleti belki 10 derste sebeplerini okuyacağım. Şimdi gafletin kurtulma çareleri. 2 tane ders. Gafletin sebeplerini yaptım. Bir taneyi sıkıştırabilirsem iyi. 2 tane sakmak istemiyorum. Gafletten kurtulma çareleri ve Risale. Bunu Tekin denen bir kardeş topladı. Ona da burada selam ediyoruz. Gafletten kurtulma çareleri. Ona ait okuyacağım. Bir derse sıkıştırmaya çalışacağım. Size bir şey söyleyeyim ya. Bir cümle diyebilmen için o hakikati esmasını bilmen lazım. Kainattaki vücudu haricisini bilmen lazım. İnsandaki his mi, duygu mu, latife mi, dima mı, kalp mi, nerede, nedir? Onu da bilmen lazım ki o cümleyi söyleyesin. Yani külliyata bu bir ihtisastır.
külliyatın içinde. Allah da bizi buna, ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara bu konuda faydalı olmak için herhalde yarattı. Dima, kalp, yani ifrat, tefrit, vasatı etkileyen, tahrip eden, yani bozma ve güçlü kılan sebepleri. İşte onları şey yapıyor. Şimdi okuyorum. O nurlar ki zulmetten ayrılmak istemeyen yarasa tabiatlı, gaflet uykusuyla gündüzünü gece yapan, sefaat perest, akıl gözüne inmiş, zulmette kalarak gözü görmez olanlara ve yolunu şaşıranlara karşı projeksiyon gibi nurlarını iman hakikatlerine tevcih ederek sırat-ı müstakimi büsbütün kör olmayanlara gösteriyor. Sike-i tasdik-i gaybiye 240. Bir de okuyayım. O nurlar ki Risale-i Nur. Bir yerden geliyorum, etkilenmişim, duygusalım. Çok acayip. Güzel bir konuşma oldu. Bununla alakalı değil ama Adem'le alakalı. Adem. Çık dışarıya. Neyse şimdi geçme onlara. Bununla da alakası var. Kafam takılıyor. Tak. Alıyorum tarafı. Tak. Gidiyor. Tak. Çok tuhaf ya. Kontrol etmek var ya. Acayip alem ya. Tık 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 tık. Her tarafta dolaşıyor. Kontrol sistemin iyi çalışmazsa vallahi şansın yok. Gurur duyuyorum Risale-i Nur'da. Vallahi hastasıyım ya. Mezarıma şey yazılacak. El-Baki vel-Baki. Doğum, ölüm. Hani diyorlar ya. El-Baki vel-Baki. Rahmetli. Televizyona ve Deccal'a düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Şimdilik böyle yazacak. Hani acayip bir şey yani. Görünce böyle. Ben şimdi okuyorum ya. Dolaşıyorum inan ya. Keyif veriyor bana. Diyor ki, zulmetten ayrılmak istemeyen. Zulmet neydi? Kalbi ait. Karanlık başka bir şey. Yani daha önceki dersler, karanlık dersi, Adem dersi, Heyula dersi, Makule dersi, ne bileyim, karanlık dersi, bu başka bir, ne işe yarıyor? Bu bir dersi işlerken o malzemeleri kullanıyorsun. Kardeşim bir cümle okuyorsun, bir saat konuşuyorsun. Yarım saat konuşuyor, 10 dakika konuşuyor. Müsaade et de karanlık hakkında 5 ders yapan insanım. Müsaade et de 15 gün karanlığı okudum. Müsaade et de 1 aya yakın zulmet okudum. Onu da sana aktarayım. Sen lugata bile bakmadığın şeye ben 1 ay verdim. Makule ortaya çıkan şekildi. Ben size bak. Gene bir sıralayayım. Adem, Heyula, Evamiri Tekviniye, Evamiri Tekviniye'den çıkan kısım, çıkmayan kısımlar var. Makule, suret, atom. En az 30 sene ve hummalı çalışacaksın 30 senenin cümlesi. Değil mi? 10 saniye almadın. Üstad makule diyor. Çöz. Evamirte. Mesela diyelim ki nar ben yaptım. Hatay'dan aldım nar fidanını. Çok sevdim. Çünkü 450 gram geliyor. Yarım kiloya yakın. Böyle bir şey. Deli bekirli nar be. Böyle. Aldım ağacı, diktim bahçeme. Nar verdi. Yani çıktı. Yani ağaç oldu. Nar avukada oldu. Tamam. Böyle ufak böyle çiçek açtı. Ufak bir şey oldu. İçi kof. Bitti. Döküldü. Bitti. Ama ağaç çıktı. Niye anlatıyorum? Evamiri Tekviniye'de ağaç çıktı. Ama Evamiri Tekviniyesi'nde mesela Hatay'da çıktı, yemiş oldu, burada çıkmadı. Yani hepsi çıkmadı. Ama çıkan tarafı var. İşte Evamiri Tekviniye'den çıkan tarafının hulasası makule. Mesela 50 senelik sima. Yok böyle bir şey. 6 aylık sima var. 1 senelik yok. Ha, 50 sene nereden diyorsun? Burada makulelerin toplamıdır 50 diyebilmen için. Çıkanların hulasası bu. Ha? Yani şimdi karanlık şeyin için misal verdim. Abi bir sen 10 dakika bir şey okuyorsun metinden. Yarım saat anlatıyorsun. Kardeş ben oralarda Risale'dekileri anlatıyorum.
Başka bir şey okumuyorum ki ben. Tamam mı? Bak mesela makule, lasiyelemalarda geçiyor. Mesnevi'de. Adem külliyatın konusu. Ha, gene senin menfaatın için anlatıyorum bunları. Mesela zulmet, kalbin içerisinde bulunan bir vicdani bir zeminsiz zemin. Zulmet. İyi şimdi dinleyin. Onurlar ki Risale-i Nur. Zulmetten ayrılmak istemeyen yarasa tabiatlı. Yarasa tabiatlı yani. İnsanlar Risale-i Nur'u, Kur'an'ı gösteriyorsun. Adam kafa çeviriyor. Yapıyor. Adama diyorum ki bugün bir tanesi. İmanı gitti bak. Bunu inanan ve söyleyenin imanı yok. Gülüyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Gelirken araba kullanırken şoför yoktu ben kullandım. Ya Allah Allah. İman. Arkadaşlar iman gidince zannediyor ki bilgi gidiyor. Bilgi gitmiyor, gayret gitmiyor, davası gitmiyor, hedefi. Adamda hiçbir değişiklik yok. Onun için avam şaşırıyor. İmanı gitti gitmedi mi endişe ediyor. İman Allah ile bağ kesiliyor. Bu sıfatlar aynı duruyor. Allahsız duruyor. Mesela bir misal vereyim. Aynı bir kadınla berabersiniz, zina. Ama Allah ile bir bağ yapıyorsunuz, nikah, helal. Ha, kimse görüyor mu o bağı? O bağın adı iman. O bağ kurulmasa küfür. Ama fiil aynı. Kadın aynı, fiil aynı. Öyle değil mi? Ha, iman böyle bir şey. Adamın kafasına bir şey gitmiyor. Davası gitmiyor. Gayreti gitmiyor. Aynı adam, aynı ben. Konuşmalarım bitmiyor. Peki imansız ne demektir? İmansız, Allah ile alakası kesilmiş. Bağ yok. O. Onun için imanı gidiyorsun diyorsun ki avam diyor ki halk. diyor, aynı adam diyor. Aynı hoca diyor. Aynı Hasan Hüseyin. Doğru. Zannediyor ki bilgi sıfırlanıyor. Aa hiç konuşamıyor konuşan adam. Ne oldu bir imanı gitti. Nurlar ki zulmetten ayrılmak istemeyen yarasa tabiatlı. Gaflet uykusuyla. Gafleti görüyor musunuz? Tabiatın dışa vuruşu. Gaflet uykudur. Gaflet uykusuyla ne yapar? Gündüz dahi yaşasa, gündüzünü gece yapan. Yani gayet nimetleri görmez. Varları hiç yorumlayamaz, fark edemez. Hep yoka odaklanmış. Gaflet bunu yapıyor. Şu anda var olan elimizdeki nimetlere inan, aktif edelim, çalışmayalım. Seni de çocuklarını da geçindirir. Fakat görmüyor bunu. Sebebi uyku nedir eşeğe göre? Her şey senin için yok olmuş değil mi? Her şey senin için yok olursa sen de yok olmuş. Uyku seni yok eden bir zemin olduğu gibi gaflet de uykudur. Her şeyi yok ediyor. Etrafındaki nimetleri, Allah'ın ikramı, eli, gözü, akciğerini, bak yoğun bakımda değilsin, yoğun bakılıyorsun. Tamam mı? Ne bileyim, lösemini değilsin. Psikolojin yok. Bak nimetleri görüyor musun? Görmez bunu. Gaflet görmez. Belki uzatıyorum ama. Gaflet böyle bir zemin. Mesela her şey var değil mi odada? Burada. Peki. Kapatalım her tarafı. Ama ışık almayacak gibi. Ne olur burası? Karanlık olur. Karanlık ne yapar? Varı yok eder. Örter. Göremez. Karanlık dima ait bir sıfattır. Zulmet ise vicdan. Peki gaflet vicdan, vicdanı direkt etkiliyor. Vicdandakiler dışa çıkmıyor. Gafile de söylediğinde vicdanına girmiyor. Bak, yarasa tabiatlı gaflet uykusuyla gündüzünü gece yapan kim bu? Peki hangi zeminde olur? Sefaat perest. Ha, sefahattan kurtulamazsan gafletten kurtulamazsın. Mümkün değil. Allame olsan cehli mürekip olur. Bilgiyle dalalete giden çoktur. Eyleme dönüşmüş bilgi. Yani sadakat. Yaşayanlarda dalalete giden olmaz. Sadakatta dalalet yoktur. İlimde dalalet olabiliyor. Sordum bir tanesini.
Şehir düşünün. Bu şehrin adı Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Mehmet'im belki ilk defa duyuyorsun bunu. Şehir. Giriş kapısı var. Şehrin ortası değil. Giriş kapısı Ali'dir diyor. Bu ilim şehrinin. Bu ilim şehri benim diyor. Benim şahsiyeti Muhammediyem'dir. Giriş kapısı Ali. Osman, Ömer'i, Ebu Bekir'i koy yere. Şehri neresinde? Diyor ki Ali giriş kapısıdır diyor. Ebu Bekir'i, Ömer, Osman nerede şehirde? Koy. Sadakat Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enfusi Yapılandırma Bakanlığı, haddini hududunu bilmek, El Hubbu Filla ve El Buzu Filla, iman. Evet. Bakanlık. Osman Bakanlığı, Ömer Bakanlığı, Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh. Ya isimle takılma ne olur. O ayna, o ruhta aynedir bu alem, her şey hakkıyla kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Tersini söylüyorum. Aynedir bu alem, her şey hakkıyla kaim. Ebu Bekir Sıdık aynasında Muhammed-i Sadakat görünür daim. Aynadır o, markanın adıdır. Sıddıkiyet simgesi. Hep bağıracağım ve sonuna kadar da bağıracağım. Sadakatsız ilim cehalettir. Sadakatsız adalet zulümdür. Nereye göre adalet? Yani Ebu Bekir'i kaldırırsanız Ömer de yoktur, Osman da manası yoktur, Ali'nin hiç manası olmaz. Simgedir arkadaşlar. Allah Allah. Geceyi gündüz yapan sefaat perest. Geceyi gündüz yapan neymiş? Sefi, maç, kadın, erkek, kadınsa erkek, yaktın beni, pişirdin, mahvettin, para, makam, kariyer, şöhret. İşte bunlar geceni gündüz yapan sefi insanların dereceyi. Sonra bu ne yapar? Bu ne yapar biliyor musunuz? İnsanın sefi insanda gaflet olur. Gaflette ne yapar? Akıl gözüne iner. Ne görüyorsa o. Görmüyorum ben burayı. Sultanahmet'i görmüyorum. Yok, görmüyorsam yoktur. Benim dilime sürdü mü lezzetli değil. Bana menfaati var mı? İstersen kıymetli olsun. Yoksa yoktur. Bak. Sefi insan gafil olur. Gafil insan aklı gözüne iner. Zulmette kalır. Bu sebep vicdaniyeti işlemez derecesine göre. Artık gözü görmez. Yolunu şaşırır. Risale-i Nur ise iman hakikatleri olduğu için projektör gibi nur veriyor. Ziya veriyor. İman ziyadır. Tamam mı? Ziya, iman nurlarını hakikatten tevcih ederek sırat-ı müstakime. Sonra iman şey yapınca sırat-ı müstakime koyuyor. Yani yoluna koyuyor. Hayatın kıblesidir iman. Hayatın kıblesi. Hani diyor, benim bir duam var ya, uydurdum ama benim duamdır. Ya Rabbi, aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, hayatıma kıbletullah, bedenime ibadetullah nasip et. Amin ya Rabbi. Ya Rabbi, daha neler var bilmiyorum. Neler isteyeceğimi de bilmiyorum. Ahmağın birisiyim. Doğru söylüyorum. Ya Rabbi, toptancılık yapıyorum. Uyanıklık yapacaksın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neler istiyorsa ben de istiyorum ya Rabbi. Neler bilmiyorum. Neler istenmesi lazım bilmiyorum. Ama nerelerden de sığınmışlarsa onu da bilmiyorum. O nerelerden sığınmışsa ben de sığınıyorum ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Allah'lığın hatırına mürde o. Kabul eyle ya Rabbi. Bir de bazı sıkıntılarınız var değil mi? Ona ait bir dua buldum. Ya Rabbi, Hazreti Ali huzur bulmak için, hani namazda, huzur bulmak için, ya Rabbi, senden huddam istedi. Bir koruyucu, manevi bir siyanet, melek, esbab aleminde ya. Ya Rabbi, Hazreti Ali huzur bulmak için, senin hangi esma ve sıfatını kullanarak, şefaatçi yaparak huddamı istemiş, sen de onu o esma ve sıfatın hürmetine vermişsen, Hazreti Ali'nin hangi esma ve sıfatı şefaatçi yapıp huddam istemişse,
bana da aynı o esma ve sıfatın hürmet ve hatırına huddam yarat ya Rabbi. Aa, keyif veriyor. Bir şey söyleyeyim mi size? Bir sırrımı söyleyeyim. Ben böyle halis bir gece yaptığım zaman sanki bir ses duydum. Ben geldim dedi ya. İnan ha. O kadar hoş ki. Allah keyif ya. Görünmüyor mu? Görmedim ama sesini duydum. Yani şey, hal ya, manyaklık işte, delilik diyebiliriz. Ya kardeşim, sizinle duygularımı da paylaşıyorum ya. Sizi çok yakın hissettiğim için. Rabbimle de anlaşmam var. Bunlar niye diyor ya, riyakar adam. Tamam de canım, ne dersen de. Yeter ki sen istifade et de bana ne dersen de. Allah'ıma dedim ki ya Rabbi bana ver, ben de kullarına vereceğim. Yani Allah bana o istetmeyi verdi. Vermeseydi zaten vermezdi. Çünkü vermeyeceği bir şeyi kulunun ağzına vermez. Hazreti Osman diyor. Değil mi bu hadisi? Şimdi bana verdi diyorum, size de verir diyorum. Verdi, ben inanıyorum. Abi verir mi? O zaman vermez. Allah'a şüpheyle yaklaşma. Verdi ha? Bile abi, bitti. Ha bitti. Verdi. Kulağınızda buradayım dedi. Oh! Huddam. Ricalul gayb. Ebdal. Ustad söylüyor bunları. Üsade geçen, aa neler çıkar çıkar. Şimdi bunlar cin falan değil ha, şeytan değil. Bak, ins, cin, melek, şeytan, ruhaniyat. Ruhaniyat ayrı bir kategori. Bunlarla hiç alakası yok. Ruhaniyatın içine gir. Ervah aliye, ervah habise, ebdal, ricalul gayb. Ricalul gayb nerede anlatıyordu? 234 müydü Kastamonu? Orada... Ricalı gaybı ben size söyleyeyim. Ebdal, ben boşver girmeyeyim şimdi. Ebdal'da mı orada abi ruhaniyatın içinde? Evet. Neler var neler? Bilmiyoruz ki. Lat hep serpmiş, çaktırmış. Kırklar, yediler hep orada. Mesela 260 Kastamonu'da. Aa Kastamonu'ya böyle. Layık abi oku. Ha böyle yapıyorsun ya. O elin bak ne oluyor işte. Bak o sen böyle yaptın kitaptan söylüyor. 260'ta diyor ki halimi soranlara, bir senin halin bana ne yapacağım ya? Ha sen de benim halimle hallen işte bak bil yani. İlle moral bozukluğu, canın sıkıntı, of pof kanser olma, ver olmama bir suçtan değil. Bak nereden? Halimi soranlara diyor. Nazar, gözden çıkan şua ve erbah gayri tayyibe cihetinden başıma gelen musibet. Senin başına gelmeyecek musibet öyle mi? Bak kalem koymuşum. Nazarlar buraya çak, buraya çaksın. Hem ben kalem eyleyim. Ondan sonra ervah gayri tayyibe cihetiyle diyor başıma gelen musibet diyor. Arkadaşlar neyse. Gaflet çok kötü bir şey ya. Gaflet her şeyi yok eden uyku gibidir. Ne dedik? Efendim abi? Eskiler perde demiştim hocam. Gaflet, evet perde. Gaflet. Yok bu risade de var. Perde de var. Bu yüzden. Evet. Örtüyor. Bu paragrafta Sikey Tasli Gaybe 240'ta uyku diyor. Şaşırtan, ha yolunu şaşırmış. Yani çarelerini söyledik ya. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dairini temin eder. Tamam? İman işte. Her derdinizin dermanı olan iman. İman bir anlayış, seziş, kavrayış, tarafkilik. Hayır. Realitesi var. Su gibi mahluktur böyle. Aynı böyledir. İmanınla konuş. İmanınla seninle gurur duyuyorum de. Anlaş. Sev onu. Gitmesine engel ol. Büyür, küçülür ki çocuk gibidir. Kuvvetli olur. Bir tanesi demişti ki bunu. Allah Allah ilk defa böyle duydum ya. Meczup diyeceğim, meczup değilsin diyor. Kitaptan söylüyorsun. Çünkü imanı şöyle zannetmiş. Böyle bir hal, bir seziş, bir taraf geliyor. Ne ya? Mahluktur. Enerjidir, enerji. Böyle enerjidir, vardır. Onun nispetinde bunlar yok oluyor. Bak, iman tevhidi. Hatta malzemesi var. 71. sayfada işaret edeceğiz da değil mi? Delil, burhan, şira, usare vesaire sayıyor ya. 7 tane, 5 tane. Peki. Mesnevi Nuri 138'den okuyorum. Konumuz neydi? Gafletten kurtulma çareleri. Birinci paragrafta ne yaptık? Gafletten kurtaran iman. 2. Atlıyorum tabii.
Gaflettekileri uyandırmak için Resul gönderiliyor. Resul. Resullere tabi olmak. Bizim Resul değil ha. Nerede Resul hakikaten? Dışarıda mı? Tamam. Demek ki Resul gönderiliyor. Gafletten uyandırmak için. Söyleyince hatırladım. Atlıyorum atlıyorum. Sözler 659 7. pencere tasnifi defterini vesaire. Dört yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılır ve büyük bir mikyasta bir sani hakimi akla gösterir. Şimdi ey bedbahtı gafil, şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen aklını çıkart, at, hayvan ol, kurtul. Demek ki dört yol ile büyük bir pencere marifetullah'a açılıyor ve büyük bir demek ki gafleti şey yapan bina, bir oda demiştim ya, dört tane pencere açılmış. Gafleti yırtan. İman dedik abi. Evet. Kur'an. Dört imanın şeyleri geliyor. Beşte kader kendin mi oluyorsun yolda? Bak şu, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'ı imtisal edip ubudiyet toprağı altında dedim. Bir de imanın ziyası, İslamiyet suyu ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'ı imtisal ile. Ha? Yani iman, İslam, Kur'an, yani Kur'an ve sünnet ölçü, eylem. Dört. Gaflet darmadağın ediliyor. Ben elhamdülillah bak huzurluyum. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini şükür için tadad et. Ama adam ne derse desin yani. Diyecek ki vay vay şu riyakara bak falan. Elhamdülillah huzursuz değilim elhamdülillah. Tersiyim. Huzurum var hamdolsun. Niye? Adamın huzuru kalmamış, benim huzurum kalmaz tabii. İslamiyet yaşamasan huzurum mu kalır? Nedir o? Elhamdülillah dersten geliyorum. Kur'an'ı cüzümü okudum. Hizbul Kur'an'ımı okudum. Hizbul Hakaik'imi bitirdim. Her gün cüzümü okuyorum, bir cüz. Hizbul Kur'an'ımı da okudum. Hizbul Hakaik-i Nuri'yi de okudum. Dersi de gittim. Dersi. Ay ikinci dersi yapıyoruz. Risale'mi de okuyorum. Ne olacak be kardeşim? Zamanım yok ki kötü olmaya. Düşünmem lazım olan ne iyi değilim falan. Bu zamanım yok ki düşünmeye yani. Tabii yani dünya kaç paraymış. Haber dinlemiyorum. Onlar benim haberimi dinlesinler. Beşeri fail görmüyorum ki haberini dinleyeyim. Beşeri ben vasıta görüyorum. Alavera dalavera. Kürt Mehmet nöbete demiş. Alavera dalavera. Ben alavera dalavera işim yok, zamanım yok. Dünyaya bunun için gelmedim. Ben adamın elin şeyini dinlemeyecek zamanım yok. Çünkü beşeri fail görmüyorum. Bunlar hikaye. Kader hakim. O kadar. Güzel oluyor biliyor musun? Killiyata uyarsanız harika oluyor hayat. İster dene. Dönemez mi daha? Dediklerini yap. Hatta sıkıntı vesvese gelmeyince soruyorum. Allah Allah hayret benden ümidimi kestiler falan. Adam hiç uğramıyor. Şeytan gelmeyince şaşırıyorum Allah Allah. Geliyordur da haberim yoktur herhalde. Sözler 139. Kur'an lisanı gafleti yırtıyor. Sözler 403. Rahat misal sayhaları ile yırtıyormuş. Yani kendini nüzulden evvel Cezuretül Arap'ta farz et. Yani Kur'an'ın rahat misal sayhaları var ya, böyle Kur'an'ın ifadesi. Yani nasıl anlarsınız? Kur'an'ın herkes Kur'an'ı dinliyor. Kur'an'ı dinleme yöntemini anlatıyor. Mesela Mesnevi'dekini söyleyeyim, sonra uygulamayı söyleyeyim. Kur'an'ı dinlerken Allah Cebrail'e anlatırken, ayeti verirken kenarda dinler gibi ol. 2. Cebrail aleyhisselam peygamber aleyhisselatü vesselama vahiy getirirken, naklederken kenarda üçüncü bir şahıs gibi dinler gibi ol. 3. Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabeyi anlatırken o ayeti dinler gibi ol. İşte burada da diyor ki Kur'an'ı anlaman için, gafletin kalkması için Kur'an'ın sayhasını, sadasını
fikredip, hissedip, mahsedip, zevk etmenin yolunu söylüyor. Nasıl Kur'an zevk edilebilir? Kendini tecerrüt et, cezületül araba git, sanki oradaymış gibi dinle. Bak mesela nedir o? Bir hayal et. İki vadi arası, hacca gidenler bilir. İnsan hakları denen bir şey yok. Çarşı pazarda kadın çırp çıplak satılıyor. Yani bakıyor cesedine, organlarına, onu ele alıyor falan diyor. Ondan sonra yarış yapıyorlar, tamam mı? Sen mi daha iyi vurursun, ben mi daha iyi vururum? Tamam abi, hangi nokta? Nokta vuracaksın. Hedef tahtası lazım. Koy oraya. Ondan sonra koy oraya gözü. Çöleyi bağlıyorlarmış. Sen sağ, ben sol göz. Bakalım hangimiz vuracağız. Ondan sonra kim kaybederse kölenin fiyatını ödeyecek. Başka? Pazara gidiyorsun, hayvan pazarına. Değiş tokuş yapacaksın. Üç tane insan bir eşeğe değiş tokuş oluyor. Üç insan bir iki eşek. Satıldığı dönemde böyle tasvir ettim biraz. Ahlaksız şeyleri anlatmıyorum böyle. Malum. Böyle bir dönemde Kur'an'ın sadasını hayal et. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Satıştan nereye taşıyor? Halakal insane min salsalin kel fahhar ve halakal canne min maricim min nar fe bi eyyi alai rabbiküma tükezziban. Nereye? Hangisini yalanlayacaksın şimdi? Hangisini aklına almıyor şimdi? İşte diyor ki, gafletten diyor sıyrılmak için Kur'an'ın rahat. Rahat? Rahat ne demek? Şimşek da gök gürültüsü var ya. Ha, rahat misal, gök gürültüsü gibi sadasını dinle. Nasıl dinleyeceğim? Hangi pozisyonda? Kendini cezületül araba git. Asıl saadetten önce kabul et. Biraz hayal et, dur. O zulümleri hayal et. Ya kötü ya, düşünün. Ya insan satıyor böyle şey, zulüm işte, ok çekiyorlar falan. Üç tane köle veriyorsun, bir tane eşek alıyorsun. Çünkü eşek daha çok işe yarıyor. Üç tane insanın yaptığını şey eşek yapıyormuş. Onun için üç tane değerli. Yani yük taşımaymış insan. Çünkü eşeğin yaptığı vazifeye göre insan değeri vardı. Ondan sonra insan kainatın çekirdeği, hulasası, haritası, ruzname, takvimi kainatın arkasına taşıyor Kur'an. Yani ancak Kur'an'ın sadasını, rahat misal sadasını Kur'an'dan önce kendini hayal edersen bu zevki alırsın, yoksa alamazsın. Alamazsın. Dedim ya mesela yanlışlık nedir? İki doğru arasındaki ara boşluktur. Ne diye kale almazsın, alamazsın ki sen. Ama yanlışlık hakkında insan doğru ve yanlışlık nedir, hak hakikat nedir, sen ömrünü biraz felsefeye, biraz kafa yorsan bu cümleye denize düşen, boğulan yılana sarılır gibi simide yapışırdın. Anlamazsın tabii koltukta oturan adam. Ya bir dakika hanım, televizyon kapatsana ya bu. Biraz ha, sen bir dinleyelim ya. Dört, tamam maç dinlemiyorum, tamam aç ne diyor. Ondan sonra şey dolduruyorsun, toto dolduruyorsun, hasanedini. Ne anlarsın ki bu derste? Ondan sonra ara şey yapıyorsun, iş yapıyorsun mutfakta, şunu yapıyorsun, dinliyorsun. Gene bilgi olur, hazmi, his olmaz. İş yaparken, yok kardeşim teveccüh edeceksin ya. Burada da oturuyorsun, oturma etmiyor ki. Dinliyorsun ama aklın Mehmet, ne oldu mal, gitti mi, gitmedi mi, vesile mi, Antep'e şey yok. Anlamadım. Zevk edemezsin. Anlarsın, zevk edemezsin. Zevk başka bir şey. Bak, fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmekten bahsediyor. Fikredebilirsin. Ha, hakikaten rahat gök gürültüymüş. Asıl saadetten farz et. Ha, tamam ya insana. Yok. Kendini orada bir hayal etsene ya. Oradayım şimdi. Allah Allah. Çarşı pazardayım. Üç tane insan bir eşeğe. Allah Allah. Koy bir hayal etsene. Koy. Allah fes var. Bu kafayla. Geçtim oraya, baktım yarış var. Sen mi daha iyi vuruyorsun, ben mi? Köle bağlamışlar.
Sen sağ göz, ben de sol göz. Hangimiz vuracağız bakalım? Hangimiz ise kim 12'den vurursa bir köle alacak, aynı zamanda bu ölen kölenin fiyatını da verecek. Ondan sonra insan geliyor. İnsan ayetleri geliyor. O zaman zevk edebiliriz. Bize neler verdi inancın. O zaman anlarsın yani. O zaman fe bi eyyi ala rabbikuma tukezziban. O zaman anlarsın. Ödüm patlar abi ya insan. Yani rahat misal diye bağırdım yani. Yani sahabenin öyle sahip çıkmasını da itirak edebilir. Tabii o zaman anlarsın sahabe ne demek imanı. Okla insan gözünü şey yapılırken insanın taşıyan şeye bak yani. İnsan şeyi. Beyazıt Camisi'nde üstad öyle dinliyormuş. Ya. Görenler şahitler öyle şey. Mesela. Şimdi düşün yani. Diyor ki Allah'ın hangi nimetini yalanlıyorsun? Bu ne ya bu yalan? Hiç kalanmıyor ki. Şimdi yapıyorlar. Tabanca şimdi gerçi yasaklamış bu hükümet. Şey yapıyordu. Bir tane çivi gibi bir şey atıyordu. Karşıda tabela var, hedef. Mantar vardı. Mantarı vurursan bedava, ne kadar vursan ama vuramazsan her bir şeye 1 lira vereceksin. Öyle bir şey yani, yarış tahtası var yani, hedef tahtası. Ondan sonra fe bi eyyi âlâ-i rabbikümâ tükezzibân. O zaman anlarsın. Usta öyle diyor, kendini farz et. O zaman zevk alırsın. Şu anda dinlersen fikredersin. Kendini o zamana hissi koyarsan, koyabilirsen o zaman zevk edersin. Yoksa anlamazsın. Anlamazsın arkadaş. Acayip bir şey ya. Kocası mı öldü? Tamam. Hür dayı olsa ya satılacak ya bilmem. Öldürülecek çünkü bir Japonya'da hala var. Kocası vefat eden karı evlenemez. Hatta öldürülüyordu eskide de. Şimdi artık dünya medeni dünyadan korktular, çekindiler. Öldürülmüyor kocası vefat edeni. Vasiyet ediyormuş. Öldürmeyin. Ama vasiyet etmese gene öldürülüyor. Gizli gizli öldürülüyor. İngiltere'de her şeyde yılbaşı mı bir ayın şeyleri var. O kilisenin kuruluş şeyinde 3 tane Afrika'dan yüzer 100 dolar 100 dolara adam satın alıyorlar. Köle Afrika'dan 3 tane çocuğu insanı şey yapıyorlar, kurban ediyorlar. Hristiyanlıkta kurban var, insan kurban ediliyor, gizliyorlar. İngiltere insan kurban ediyor. Dom kiliselerinde 3 tane insan kurban ediliyor her sene. Bakın insan kurbanına bakın, Google'a girin görürsünüz. İngiltere'nin 3 tane hangi kilisede, ben o kiliseye gittim baktım. Ama yok tabii şimdi de o internette buldum o şeyi, adresini de buldum gittim oraya. Yani gittim o şeye, Mola Melunlar dedim, kiliseye girdim için. O kilisede kesiliyormuş nerede kesiliyorsa. Medeni değil mi bunlar? Petroldan istifade edeceğim ki Orta Doğu kana bulayanlar işte. Medeni bunlar yani. Medeni değil mi? Bunlardan daha vahşi bir şey var mı? Yani bir aslan doyduktan sonra yanında tavşan geçiyor baktım hiç dokunmuyor. Bunlar böyle bile bir köpek değil ya. Vahşi bir aslan köpeği bile değil. Kedi cinsi bile değil. Yedikten sonra dokunmuyor. Bunlar yedikten sonra daha ihtimallerin üzerine kanın üzerine menfaat kuruyorlar bunlar Avrupa yani. Ha, bunu anlaman için kendini o tarihte farz etmen lazım. O zaman Kur'an'ın şebabeti, tazeliği ne olduğunu hissedersin. Fikretmek demiyor. İyi dinleyin burayı da. Sözler 143. Gaflet nasıl yok oluyor? Dersimiz neydi? Gafletin kurtulma çareleriydi. 143'te sözlerde diyor ki ihtiyarlık, hastalık, musibet ve fiyatlar gafleti yırtıyormuş. 4. İhtiyarlık, hastalık, musibet ve fiyat. Ölümler. 4 tane. Bak bugün akşam cenazeye gideceğim Yalova'ya. Bak.
Kanser. Bir anda gitti bak. Tak tak. Hem de akrabam. Birinci derecede. Tak tak. Gidiyor. Başka. Sözler 155. Gafletin perdeleri kalın ve boğucuymuş. Gafleti dağıtmak için, nuru tevhidi görmek için bir, ne yapacağız? Altıncı mesele okumamız emrediliyor. 155 sözlerde. Başka? Ayet-i Kübra'dan 19. mertebe komple 19. mertebe tavsiye ediliyor. Gafletten kurtulmanın üçüncü şeyi 32. sözün birinci mevkıfı öneriliyor. Tavsiye ediliyor. Başka Tabiat Risalesi tavsiye ediliyor okumamızı. Bir de Münacat Risalesi tavsiye ediliyor. Sözler 201. Her şey her anda her şeyinde her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine munkat olduğunu ilam etmekle gafleti dağıtıyor, bildirmek. Yani bunu seviyemize göre gaflet gidiyor. Her şey her anda her işinde her şeyinde her şeyinde ona muhtaç ve onun yönetimine idaresine munkat olduğunu ilam etmekle gafleti dağıtıyor. İlam bildirmek yani. Kur'an bildiriyor. Sözler 362. Bir ders dedik ama 3 derste bile kurtarmaz. Şu 362. Çok acayip de atlamak, şuraya atlamak istemiyorum şunları. Dersimizin konusu gafleti dağıtan sebeplerden o. Sünnet-i seniye ittiba gafleti huzura kalbediyor. Sünnet-i seniye. Gafletten huzura dönüyor. Mektubat 282. En hayırlı genç odur ki ihtiyarlar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Hevesler boğucu deniz gibidir. Nedir İsmail? Şu anda meşgul olduğun gibidir. Not alıyorum da. Not mu alıyorsun? O zaman tamam. Bir de okuyayım o zaman. En hayırlı genç odur ki ihtiyarlar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak not alıyorsan al. Gençlik hevesatına esir olmayıp hevesler neymiş? Esir ediyor. Gaflette boğulmayan. Hem boğuyor hem esir ediyor. Hevesler. Sünnet-i seniyenin dışındaki hevesler. Tamam. Heves. Mesela şu telefon varken başka bir telefon. Heves ettim. Ciddi bir ihtiyaç mı? Yok. Bu an esirsin. Bir varken telefon ihtiyacını tam karşılarken ya ne derler ya o olsa iyi olur gibi. Eğer bir tane sattım bir tane de aldım. Tamam işin şansın yok. Ondan sonra hep gerisi gelecek artık. Onun son durağı yok. Diyeceksin ki abi bak hepiniz şahitsiniz. N95 vardı daha önce. Dersleri çekiyordum. Sesleri çekiyordum. Kamera olmadığı yerlerde dersleri kamera yapıyorduk. N95. 5,5 sene kullandım. Ve artık çalışmadı. Program attık çalışmadı. Hiçbir şey. Hiçbir işe yaramadı. Atıldı. Koy kenar değil. Hiçbir parçası bile kullanılmadı. Tanıdık Nurcu'ya verdim. Abi dedi kullanılmaz dedi. Bu bitti dedi. Artık diyor abi ben yoruldum dedi ya. Buna format hata parça değiştir. Abi Allah aşkına ben mi yardım edeyim ya? Değiştir şunu. 5,5 sene. Niye anlatıyorsun bunu? Eğer bir biri de getirir. Böyle hevesler neymiş biliyor musun? Şey hevesler ne yaparmış? Esir ediyormuş. Gaflet esir ediyor. Esir alan gaflet. Boğuyor gaflet. Demek ölümü düşünmek, ahirete çalışmak,
gençlik hevesatına esir olmamak gafletten kurtarıyormuş. Ölümü düşünmek, ahirete çalışmak, yani derslere gitmek, kitap okumak, gençlik hevesatına esir olmamak insanı gafletten kurtarıyor. Birkaç tane de okuyayım. Mektubat 283. Hazreti Yusuf misal, kuyudan çıkmaya çalışmalı. Dünyanın en parlak ve sururlu haleti dahi ona gaflet vermemiş. Mesela kuyu neydi? Haset, nefret, adavet, kin, ümitsizlik, ben merkezde olmak. Bunlar hep kuyu. Allah Allah. Sekizinci meselede Kur'an'ın lafzı ve tercümesi mümkün olmadığını anlatırken Süre-i İhlas, efendim Süre-i İhlas'ı şey anlatıyor. 28, 29 nerede? Süre-i İhlas Arefe gününde yüzer defa tekrar edip okuyordu. Devam ediyor, ben atlıyorum çünkü onu hepsini okusam şeyimi almaz. Atlaya atlaya. Meğer İhlas'ı 1000 defa okumak var ya, İhlas suresini Ustad Külliyat'ta Ebced hesabı 1000'dir. O sırrı azim 1000 defa okumakta olduğundan Arefe günü 1000 defa okunuyor. Çünkü İhlas suresinin Ebced hesabı 1000'dir. Mektubat 357. 10. söz gafleti temizliyormuş. 10. sözler ne var? Haşir Risalesi. Gafleti kaldırmıyormuş. Gafleti temizliyormuş. Bulut, hani bulut dağa çökmüş, yoldan geçemiyorsun ya. Bir rüzgar geliyor, ne yapıyor bulutu? Siliyor, temizliyor. 10. söz, haşir inancı gafleti kaldırmıyor. Temizliyor. Mektubat 399. Ramazan-ı Şerif'te ehl-i imanın muntazam ordu hükmünü alması gafleti kaldırıyor. Yani toplumsal bir hizmet, yani ubudiyet. Cemaatte olmak gafleti kaldırıyor. Yani nasıl ki Ramazan toplumsal bir şey, Ramazan gitsin tek başına tutamıyoruz. Onun için biz Şeval ve şeyi, Zilhicce'yi 10 günü cemaat olarak tutuyoruz. Ben mesela çok ciddi hastalanmadıkça, şükür için ve teşvik için söylüyorum, Şeval'ı kaçırdım hatırlamıyorum. Ciddi hastalanmadıkça. Bir geçen sene hastalanmıştım çok ciddi. Allah razı olsun, hanımlardan duymuşlar hastalığını. Üzerlerine aldılar ama benim adıma da tuttular ya. Yani. Ben tutamadım. Çok yani şeydim. Affedersin, her tarafım bitmişti. Yurt dışından gelmiştim vesaire. Ramazan sonu ya. Böyle yani mesela bu sene elhamdülillah. Niye? Eğer ben Ramazan'dan sonra 3-5 gün sonra tutmaya kalksam gene tutamam. Ramazan bayramı ilk tutmak haram, gerisini tutmak caiz. Bir senede 5 gün oruç tutmak haram. Kurbanın 4 günü, Ramazan bayramının ilk günü. Kurban bayramının 4 günü, bayram günü. Ramazan bir günü aşıyorum, Ramazan'ın ikinci günü başlıyorum Şeval. Çünkü nasıl alışmış vücut diye. Ve cemaate de ilan ediyorum, herkes de tutacak. Hiç şansı yok burada yanımızda kalan gençlere. Bir şey demeyiz de, şaka yani, ama devamlı bangır bangır teşvik edince mecbur hepimiz tutuyoruz. Niye bu kadar uzattın? Cemaatin şahs-ı manevisinde olunca gaflet kalkıyor dedi. Onun için anlattım. Yani eyleme dönüştürüyorum hayatımda yaşantılar olunca. Teşvik olur diye. Lemalar 275, bu da çok önemli. Şükür gafleti kaçırıyormuş. Şükürsüzlük gafleti davet ediyormuş. Şükür nimeti çoğalttığını hep duyuyorduk. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama ben bilmiyordum. Neyi? Şükür gafleti kaçırdığını bilmiyordum. Bunu okuyana kadar. Ama orayı çok okudum. Bir daha söylüyorum. Bu çok önemli. Bunu alabilirsin. Ben bilmiyordum. Şükür nimeti çoğalttığını hepimiz biliyoruz. Ben de biliyordum. Enanet yok. Fakat şükür gafleti dağıttığını bilmiyordum. İlgimi çekmemişti.
Ya çok hoş Risale-i Nur ya. Bazıları diyor ki abi bu dersleri nereden elde edeceğiz? 73 sayfadır. Nurdersi.com'a gir. Dosyalar bölümünde 10. nota. Tekin kardeş diye. O hazırladı o kardeş. Elime verdi. Ama öyle 10. notayı öyle çaplı yaptı ki bunu 10 tane 100 tane ders de bitmez. 10. notayı 10. notanın gaflet şey bölümünden okuyor. Oradan indirirsin elinize gelir. Hangi sayfadan okuyor? 29. Kendisi 73. Atlıyorum. Kezalik ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse büyük gafleti gafletle firavunlaşamaz insan. Mesnevi Nuriye 103. Yani zikir, evrat. Evrat okumak enaniyet var ya, ene değil. Enaniyet kalınlaşamıyor. Zikir, evrat. Hizbul Kur'ansız bir insan olup da Hizbul Kur'an okumayıp da o gün huzur bekleyene şaşarım. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında tesbihatın sonundaki 6 tane peygamberlerin zikri var ya ve Eyyub'e ve Zenun'u ellezine vesaire var ya 6 tane. O akşam yatsı arası onu okumayıp da o akşam rahat vesvesesiz olana da hayret ediyor olabileceğine. Hizb-ül Kur'ansız hayat, he? O zaman hap içeceksin. Psikiyatri bölümüne gir, bir saat orada doktorla şey meşveret et, hap iç, çıplaks iç, bilmem ne iç. Eğer içmek istemem, Hizb-ül Kur'an'ı okuyacaksın kardeş. Risale okuyacaksın kardeş. Derslere gideceksin kardeş. İnternette, televizyonda zora kalmadıkça seyretmeyeceksin. Mailine bak, bilmem neyine bak, bitti. Böyle. Hayat makinesi. Hayat makinedir. Ne düşüyorsa içine canlanıyor. Hayata ustat makine diyor. Gözden girdi, kulaktan girdi, burundan girdi, dilden girdi, elden girdi. Vallahi şansın yok, billahi şansın yok, tallahi şansın yok. Müsbet veya menfi. Ne girerse canlanıyor, ruhlanıyor. Ustat hayata ne diyor, ne diyor mu söyle? Makine. Makine diyor. Hayat makinesi. Her giren canlanıyor ahiret hesabına. Ya cennet ya cennet. Peki onun burada da peşini var. Vallahi ben hiçbir şeyin ahirete kaldığına inanmıyorum. Her şeyin burada da yaşandığına inanıyorum. İkinci fasıl ahiret. Ne soktun hayata? Vallahi billahi hayatına gözükecek o. Okudun Kur'an gözükecek. Keyif var kardeş. Hizbul Kur'an'ımı okudum. Kur'an'ımı okudum. Hizbul Hakayık-ı Nuriye'mi bitirdim. Şimdi ders okuyor. Ne olacak yani? Diye kaç para ki? Çok da mıymış. Sıkıntı gelmiyor mu? Gelen yeri biliyorum. Çok da anlatınca ne yapıyor? Aa bir şey. Ya 4000 bak. Suratın mavi yeni yeni iniyor. O bunlar şey sen yok. Diş ya bayram olduğu için kimse yok. Ya çatlamış yani. Her tarafı. Yani bir şey örnek için söylüyor. Sanki bize azap çekmiyoruz. Şişmiş ya gözün bak yeni indi yani. Şu göz sol gözün yarısı kapalıydı şişmekten. Şuram hep bir şey olmuştu ya. Dokunamıyordum. Apsi yaptı vesaire. Bir şey anlatmıyor. Musibet bize gelmiyor mu? Geliyor. Ne yaptım gece? Baktım ki yatamıyorum. Kalktım. Kaldırdı beni. Zon, zon. Ne yaptım? Güldüm. Gülüyor. Niye güldüm? Musibetin yüzüne gül diyor. Ustad. O küçülür diyor. Küçülcükçe eder tebedür. Gittim bir daha abdest aldım. Bir de namazını aşağıya çaktık. Ona namaza kaldırdım, ne yapayım lan sana dedim. Şeytan devam et dedim. Devam ediyorsa namaza devam edeceğiz. Sonra sırı tak, namazdan sonra uykum geldi, yattım aşağı. Ya kura, ya oyun oynuyoruz biliyor musunuz? Şeytanla kapmaca oynuyoruz ya. Ha ya, ya o ya sen. Ya olayı fark etmeni istiyorum. İkide bir zihnimi ağrıya götürüyor. Ya, o bil ki şeytandır. Baktım ki unutturdu. Uykum geldi. Ne oldu? Hani yok muydu? Bak yine. Ya bize musibet olmuyor mu? Aa Bebşen. Olmaz olur mu kardeşim? Ha yöntemini bildin mi? Tak tak.
Peki bir tane okuyayım. Keseyim. Bir tane mi? Bir tane okuyayım. Mesnevi Nuriye 147 son. Son dedim son. Tefekkür gafleti izale eder. Bu çok önemli bir yer. Dikkat, teemmül, dikkat ve teemmül. Ele. Etraflıca araştırma. He, etraflıca. Dikkat ve teemmül, iyice etraflıca düşünmek evham zulümatını dağıtıyormuş. Abi evhamım var benim. Nasıl yapacağız o evham? Tefekkürle yok olur. Abi tefekkürü nasıl yapacağım? Dikkat, Risale-i Nur'a ve araştırıcı kafa. Doktor meşguliyet gibi. Ha, doktor teslimiyet, doktor meşguliyet gibi. İki doktor öneriyorum ya. Demiştim, ona dedim almaya da yaptım. Şimdi Fransa'ya seminere gidiyoruz inşallah. Sıkıntının çaresi olan dima kontrolü ve yönetimi diye. Öyle bir ders olacak. Seminer, sunum olacak. Acayip bir şey Fransa. Strasbourg mu ne? Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Acayip. Ha şimdi yenilik anlaştık. Gideceğim bak şimdi. Niye? Bak arkadaşım evhamın mı var? Son cümlem olduğu için biraz durayım. Evhamın mı var? Tefekkür. Abi tefekkürü nasıl yapacağım? Dikkat ve teemmülle oku. Dikkat. Allah Allah. Ne demek? Soru sor kitaba. Sen kimsin ya? Evham. El evham zulümatını dağıtıyor. El evham karanlığa sebep, kendisi karanlık, zulümata iniyor. Ne kim dağıtıyor? Tefekkür. Tefekküre var, evhamdan kurtul. Abi tefekkürü nasıl yapacağım? Risale-i Nur'u dikkatle oku, teemmül et. Böyle elinden dinle, güzel gıybet etmeyen, onu bunu çekiştirmeyen bir derslere gitti, tamam mı? Böyle Risale-i Nur'a sadık, takvayı yaşayan, elinden geldiği kadar Risale-i Nur'a uyan yer. Arkadaşlara teemmül bu. Teemmül. Yani uygulanan zemin. Uygulanan zemin. Ondan sonra sen de dikkatli oku kardeşim. Haramlardan da uzak ol. Ya kardeşim tefekkür gelişiyor. Tamam. Ondan sonra ne yok oluyor sende? Evham zulümatından kurtulursun. Cümleyi bir daha okuyayım istersen. Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, virgül, teemmül, iyice etraflıca düşünen zeminde olmak, zemin demektir. Evham zulümatını dağıtıyor. Başka, batini enfusi tefekkürde derinden derine tafsilatlı olmak. Yani kendi insanla alakalı derslerde tafsilatlı, inceden inceye düşünmek. Mesela Allah'ın delilini kainatta şurada mı daha icmali geç. Güneşin çapı ne kadar bizden efendim ne kadar saniyede ne kadar patlıyor mu? Vay be hayreti getiriyorsan ondan sonra Allah anlatıyorsun. Hayır. Böyle harici tefekkürde icmal et. Tafsilata girme. Yoksa derin kuyudur. Boğulur gidersin. Adam Allah anlatmak için kendisi profesördür. Mikro ile alakalı bir tıp bölümü nedir bilmiyorum. Ondan sonra adam derste yarım saat bir mikrobu anlattı. Yarım saat. Ondan sonra dersi anlattı. Tamam da ya o kadar da olmaz ya. Üstad yanlış dedi buna. Üstad buna yanlış diyor. Çünkü diyor ki afaki tefekkür icmal et. Batını tefekkür tafsil et. İnceden inceye. Derinden deriye. Tetkikat yap. Afaki tefekkürde icmal et. Hakikat yolu budur. Yoksa boğulursun diyor. Dedi bitti. Bitti ya. Ha? İlmi yok yani. Yok onu der derslikten çıkar. Sanki şey mikro bir şeye gelmişiz hücreye değil. Makro olmuş. Ha, vesaire. Evet makro olmuş her şeyi kapatmış. Vesaire. Evet her şeyin yeri var ama lazım olduğu kadar. Peki. İnşallah gafletin nesi idi? Gafletten kurtulmanın çaresine ait bir dersi bitirdik. Ondan sonra inşallah ikiyi de bitirmeye çalışayım. Ayıklayayım biraz daha. Ayıklayayım. Ondan sonra gafletin bir lügat bana ait. Lügat-ı hassani olsun. Bana ait bir tanımı var. İlk önce umumi lügattan manasını vereyim. Gaflet, bilinçsizlik, unutma,
aldırışsızlık, aldırmamak. Yani aldırışsızlık, vurdum duymazlık. Lugatta böyle geçer. Benim tanımlamam ise mazi ve müstakbeli hazırda yaşamaya kanaat etmek. Hazır ve müstakbelden kopuk, yani onunla hiç alakası duymadan hazır zamanda, hazır zamana kanaat edip yaşamak. Gafleti, mazi ve müstak. Yani maziden kasıt imani billah. Allah'a iman. Noktayı yaslanmak böyle. Nokta istinad. İstikbal ise nokta istimdat, fıtratımızın isteğine cevap verilen yer, ahirete iman. Yani Allah'a iman, ahirete iman artma nispetinde hazırı güzel yaşarız. Hazırda gaflet olmaz. Gaflet perdedir, esir eder. Tsunami gibi okyanustur, zulmettir, karanlıktır diye geçiyor külliyatta çok. Tamam. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâ selavâtu.